Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir ürün incelemesiyle karşınızdayım. Hemen yanımda görmüş olduğunuz Adata'nın HD 710 Pro harici USB diskini bu videoda sizlerle birlikte inceleyeceğim. Şimdi benim gibi içerik üreticilerinin en büyük ihtiyacı nedir diye soracak olursanız ben kişisel deneyimimi aktararak söylüyorum size. Bellek kartı ve depolama alanı derim. Çünkü evet kamera ihtiyacımız da var, mikrofon ihtiyacımız da var. İçerik üretirken kullandığımız diğer teknolojik cihazlara da ihtiyacımız var. Fakat en çok ve süreklilik arz eden ihtiyacımız bellek kartı ve depolama alanı. Şimdi depolama alanı dediğimiz zaman da tabii ki internal dediğimiz yani bilgisayarın içine takılan bir kasa kullanıyorsunuz tabii diskler ve haricen kullandığımız diskler ortaya çıkıyor. İki seçenekten de bende bol miktarda var ve olmaya da devam edecek gibi görünüyor. Çünkü özellikle 4K video çekmeye başladıktan sonra artık özellikle depolama alanı tarafında çok ciddi anlamda ihtiyaç duymaya başladım. Sağ olsun Adata da bu ürünü bana yolladığı zaman dedim güzel bir inceleme çekeyim. Hem de böyle bir ürünün varlığından da siz takipçilerimi, siz abonelerimi haberdar etmek istedim. Her zaman yaptığım gibi ben bir dış görünümden başlamak istiyorum ve cihazı elime aldığım zaman Adata'nın bu modeli aslında markanın daha önce karşımıza çıkan modellerine de fazlasıyla benzeyen bir tasarımla geliyor. Bu özellikle arazi şartlarında kullanılabilecek bir hard disk arkadaşlar. Yani USB'den bağlanabilen temelde bir hard disk ama böyle gördüğünüz gibi dışı bayağı sağlam ve birçok darbe ve dış etkenlere de dayanıklı bir şekilde tasarlanmış. Dış görünümüne devam edecek olursam cihazı çepeçevre salan böyle plastik kauçuk sert bir malzememiz var. Bu belli noktalarda biraz yumuşak, belli noktalarda biraz sert ve bu içindeki diski koruyan bir tasarıma sahip. 3 katmanlı bir tasarım varmış. Adata bunu açıklamış. Tabii ben açıp gösterme imkanım yok ama 3 katman var ve bu katmanlar içindeki sabit diski darbeleri ve dış etkenlere karşı koruyor. Beraberinde verilen bir USB kablosu var. Böyle etrafına sararak kullanıyorsunuz. Bunu detaylı size göstereceğim. Kabloyu isterseniz böyle kendi etrafına sarıyorsunuz cihazın dış kabuğunun diyeyim daha doğrusu. İsterseniz de normal bir şekilde çıkarıp da taşıyabilirsiniz. USB bağlantımız var. Bu USB bağlantısı özel bir kapakla gizlenmiş durumda. Bu kapak su geçirmeme özelliğine sahip. Çünkü cihaz su geçirmeme özelliğiyle birlikte geldiği için de böyle bir bağlantı yuvasını da koruyacak bir kapakla gelmiş. Yani aslında fiziksel görünümünü anlatacak başka bir şey yok. Sert, sağlam, güçlü bir böyle zırh gibi koruyan bir kaplaması var cihazın dış tarafında. Özel bir yuva yapılmış ve beraberinde veren USB kablosunu da bu yuvaya takarak kullanıyorsunuz. Bu şekilde daha farklı bir detayın ne olmadığını da söyleyeyim. Gelelim Adata'nın bu ürünün teknik özelliklerine arkadaşlar. IP68 standartlarında suya ve toza dayanıklılık 60 dakika boyunca 2 metre suda test edilmiş arkadaşlar. 1,5 metreden düşmelere dayanıklı. 3 katmanlı korumamız olduğunu söylemiştim. Darbe ve titreşim algılama teknolojisi var. 1, 2, 4 ve 5 TB olmak üzere 4 farklı depolama kapasitesine sahip. Gizlenebilir kablo olduğunu söyledim. Konsol desteğimiz var. Backup to go yedekleme yazılımımız var. Sarı, siyah, mavi ve kırmızı renk seçeneklerin bulunduğunu söyleyeyim. 390 gram ağırlığımız var. USB 3.2 nesil 1 USB 5 Gbps hızını destekliyor ve satış fiyatında 6000 TL civarında olduğunu söyleyeyim. Gelelim kullanım deneyimine. Bu ürünü zaten kullanımla ilgili herhangi bir sorun yok arkadaşlar. USB bağlantısını herhangi bir bilgisayara taktığınız anla itibaren kullanmaya başlıyorsunuz. Ben bazı sentetik testlerde yaptım. Klasik olarak her zaman kullandığım Crystal Disk Mark ve Crystal Disk Info testlerini uyguladım arkadaşlar. Şu anda ekranda Crystal Disk Info'yu görüyorsunuz. Üzerinde cihazın Western Digital'in bir diski var arkadaşlar. Bu disk 4800 RPM desteği sunuyor. Toplamda 5 TB'lık bir kapasitemiz var. Bana gönderilen 5 TB arkadaşlar. Ama söylediğim gibi farklı depolama seçeneklerinin olduğunu da söyleyeyim. 1, 2 ve 4 olmak üzere farklı depolama seçenekleri de var arkadaşlar. Hız testlerine baktığımda ise okuma hızında yaklaşık 100 MB'a yakın bir hız görüyorum. Yazma hızında ise yaklaşık 66-67 MB'lık bir saniye cinsinden tabii ki bunlar. Hızları gördüğümü söyleyebilirim. Yani günlük kullanım için aslında fazlasıyla yeterli bir diskimiz var. Peki bunu kimler kullanabilir? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Benim gibi ofiste olanlar için çok da şart değil. Çünkü biz hani yüksekten düşürmüyoruz, 1,5 metreden düşürmüyoruz, ne bileyim su altında kullanmıyoruz. Ama şöyle düşünün, şöyle senaryolar geliyor bana zaman zaman soruyorsunuz. Bir şantiyede çalışıyorsunuz ya da şehirden uzakta bir yerde bir alanda çalışıyorsunuz, açık alanda ve biliyorsunuz açık alanda toz, toprak, su, nem gibi
şeylere maruz kalmak da mümkün. İşte bu diski aldığınız zaman bu tarz böyle dış etkenlerden de korunmuş oluyorsunuz. Bu da önemli detaylardan bir tanesi. Çünkü bu tarz ihtiyaçları olanlar olabiliyor arkadaşlar. Ya da şöyle de olabilir. Ben elimden çok sık bir şeyler düşürüyorum. Telefonumu düşürüyorum, tabletimi düşürüyorum. Diski de düşürebilirim diyenler için de böyle bir terabaytlık versiyonunu alıp yolunuza devam edebilirsiniz. Ben 5 terabayt almamın sebebini az önce söyledim. Çünkü çok fazla depolama alanı ihtiyacım oluyor. Ve bu depolama alanına ihtiyacı olduğu zaman da ne yapıyoruz? Mecburen kapasiteyi arttırmak zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Bunun da altını çizeyim. Özellikle darbelere dayanıklı bir USB harici disk arayanlar için önerebileceğim bir ürün olmuş Adata. Zaten çok fazla muadili de yok arkadaşlar. Bunun muadili olarak baktığımızda SSD olanları var. Evet, SSD olanlarda ciddi bir böyle güçlü olanları ve darbelere karşı dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz. Zaten onlarda böyle hani çok özel bir koruma olmasa da yine de içindeki SSD'ler mekanik parçaları olmadığı için korunuyor. Ama iş hard disk, yani sabit disk olan bir çözüme geldiği zaman durum değişiyor. Çünkü bunların içinde hareketli parçalar var ve düşmelere ve darbelere karşı çok fazla dayanıklı değiller. O yüzden bu tarz ürünlerin sayısı çok fazla değil ve eğer alacaksanız da mutlaka ve mutlaka bu tarz bir ürün tercih etmeniz gerekiyor. Eğer arazide kullanacaksanız, dışarıda kullanacaksanız, zor hava koşullarında veya iklim koşullarında kullanacaksanız bu tarz bir ürün tedarik etmeniz gerekiyor. Ben genel olarak Adata HD710 Pro'nun bu 5 TB'lik sürümünün özelliklerini beğendim. Dediğim gibi depolama alanı olarak kullanıyorum ben şu anda. Çektiğim videoları arşivleme anlamında bu 5 TB'lik diske atmaya başladım ki 2.5-3 GB doldu bile. O kadar hızlı doluyor arkadaşlar. Çünkü ortalama benim çektiğim bir video 30-40 GB yer kaplıyor. İşte detaylarıyla veya eğer bir kamera ve fotoğraf çekebilen, video çekebilen bir ürünse onun örnek videoları, örnek fotoğraflarıyla birlikte. O bakımdan ben de mecburen böyle depolama alanlarına yatırım yapmak zorunda kalıyorum. Bu modelde eğer benim gibi ihtiyacı olanlar birisi varsa önerebileceğim bir cihaz ve özellikle de az önce de bahsettim. Arazide kullanılabiliyor olması önemli. Dış etkenlere oldukça dayanıklı olması da önemli. Düşmelere ve darbelere karşı dayanıklı. Ben de böyle ufak tefek düşme testleri vesaire de yaptım. Herhangi bir sorun olmadı. Tabii şartları da çok zorlamamak gerektiğinde altında çizim. Sonuçta bunun içinde bir mekanik disk var arkadaşlar. Mekanik diskler SSD sürümlere göre biraz daha hassas oluyorlar. O hassasiyet konusunda dikkatli olmanızı öneririm. Bu arada isterseniz cihazı konsollarda da kullanabiliyorsunuz. Özellikle böyle 1 TB'lik ya da 500 GB'lik bir konsolunuz varsa depolama alanı olarak tercih edebilirsiniz. O alanı büyütmek için veya işte oyunları vesaire oraya yüklemek için. Çok hızlı değil diski ama oyunlarda vesaire işinizi göreceğini düşünüyorum arkadaşlar. Eğer böyle bir ihtiyacınız varsa da bu tarz bir seçeneğin de olduğunu belirtmekte fayda var. Yeri gelmişken Backup to Go yazılımından da bahsetmek istiyorum. Birazcık eski nesil bir yazılım olmuş. Belki Adata'ya buradan bir öneride bulunabilirim. Bu yazılımı biraz güncellemek gerekiyor. Biraz daha böyle daha yeni nesil bir yazılım aslında olsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Ha yine de iş gören bir yazılım ama bence bir tık daha böyle güncelleştirilmeli ve modern bir arayüze kavuşmalı bence bu yazılım. Bağlantı olarak USB 3.2 nesil 1'i kullanıyor arkadaşlar. Bu da teorik olarak baktığımızda 5 Gbps hızları görebileceğiniz anlamına geliyor. Ama içindeki diskin hızıyla birazcık da sınırlı tabii ki bunlar, takdir edersiniz ki. Dosya kopyalarken herhangi bir sıkıntı yaşamadım ve çok aşırı bir acelem de olmadığı için örneğin 200 GB'lık, 300 GB'lık, 500 GB'lık dosyalarımı attım. İşte 30 dakika, 40 dakika vesaire de kopyalandı. Hız anlamında benim için yeterli olduğunu da söyleyebilirim. Bir incelemenin daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda sizlere Adata'nın HD710 Pro 5 TB'lık harici USB diskini anlatmaya çalıştım. Bu ürünle ilgili benim anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini tek tek okuyorum. Tek tek elimden geldiğince de yanıtlamaya çalışıyorum. Ben bu kadar uğraşırken sizden de küçük bir ricam var. Kanala abone olarak bana destek olursanız harika olur. Bu tarz ürünler geliyor. Markalar bana destek vermeye çalışıyor. Siz de abone sayımı arttırma konusunda beni desteklerseniz çok sevinirim. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi de unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla beni oralardan da takip ederseniz harika olur. Farklı bir inceleme videosunda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.